Her çocuk gibi ben de resim yapmayı seviyordum. Çocukluğum deyince hep yaptığım resimler aklıma geliyor. Bu çok farklı bir duygu. Oyundan çok resim yapmayı tercih ediyordum. O dönemlerimi çok iyi hatırlıyorum. Ne bulursam, kağıt olsun, toprak olsun, duvar olsun. Yani ne bulursam üzerine küçük manzaralar falan çiziyordum. Okul zamanında da resim öğretmenim afişleri çizme görevini hep bana verirdi. Yani resim küçük yaşlarımdan itibaren her zaman hayatımdaydı ve benim için vazgeçilmez bir tutkuydu. Sonrasında sokak ressamlığı dönemi yaşadım. Kazakistan'ın Ural şehrinde geçti yaşantımın büyük bölümü. Ural'da büyük alışveriş mekanlarının önlerinde isteyenlerin kara kalem resimlerini yapıyordum, siparişler alıyordum. Özgürlüğün göstergesi ve dünyayı güzelleştirme faaliyeti olarak gördüğüm resim ile uğraşmak hayatımı renklendirirken ruhumu da dinlendiriyor. Resim çalışmalarım kara kalemden yağlı boyaya geçişle sürdü. Yağlı boya daha farklı bir mecraya sürükledi beni. Resme daha çok bağlandım. Kazakistan'da yağlı boya çalışmalarımı gören insanlar resimlerimi beğendikçe ben daha heyecanla sarıldım bu sanata. Ben resme Allah'ın ruhumuzda meydana getirdiği güzelliklerin dışa yansıtılması ve diğer insanlarla paylaşılması diyorum. Ve ben de eserlerimde olumlu duygular yansıtarak insan, mekan ve doğa güzelliğini, özellikle kadın güzelliğini öne çıkarmaya çalışıyorum. Kimi zaman cello, kimi zaman tef ya da ney, kimi zaman da keman ya da gitarla kadının ve sanatın zerafetini aynı anda veriyorum. Bazen tablolarımdaki kadınları Kazakistan'a özgü nakışlarla beziyorum. Kadınlar gibi zarif flamingolar da tablolarımın konusunu oluşturuyor. Resim beni tamamıyla kapsadı diyebilirim. Hayallerimi, duygularımı, hatıralarımı hep resme yansıtıyorum. Bu resimde beni çocukluk zamanıma götüren bozkır manzarasını çizmek istedim. Özlem duyduğum o günleri kaydetmek istedim. Ural'ın Çingirlav köyüne, doğduğum topraklara duyduğum hasreti tuvalime yansıttım. Bu resimde toprak kokusunu içime çektiğim çocukluğuma özlem var. Yağmur sonrasında canlanan memleketimin toprağının güzelliği var. Resmime bakanlarda güzel duygular uyandıracak canlı ve parlak renkleri de özellikle seçtim. Köyümün benim dünyamda yarattığı mutluluğu işte bu parıltılarla yansıtmak istedim. Zamira Zeren 1984 yılında Kazakistan'ın Ural şehrinde doğdu. Resim alanında herhangi bir eğitim almayan Kazak sanatçı Zamira Zeren, doğal yeteneğiyle sanat camiasında adını duyurdu. Zamira Zeren, Kazakistan'ın eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in 80. doğum günü kutlamaları için Türksoy tarafından hazırlanan özel kitabı resimleriyle renklendirdi. Ünlü Türk düşünürü Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk soyadına büyük düşünürün portresini de çizdi. 2009'dan beri Ankara'da yaşayan genç sanatçı Zamira Zeren, orijinal parlak renkler ve ışık efektlerini kullanarak empresyonist tarzda eserler veriyor.